Hocam başlayabiliriz isterseniz. Ekran paylaşımı şu anda kapalı. Yetki verildi, başlayabiliriz. Herkese iyi akşamlar değerli meslektaşlarım. Türk Nöroradyoloji Derneği'nin Nöroradyoloji Akademisi eğitim toplantıları kapsamında bugün 12 Eylül 2022 günü akşamında pediatrik beyin sapı lezyonlarını inceleyeceğiz. Çok önemli bir konu. Bugünkü konuşmacımız Mersin Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Anıl Özgür olacak. Birazdan konuşmasına başlayacak. Daha önceki akademi konuşmalarını takip eden katılımcılarımız gayet iyi biliyorlar. Geçen sene moderatör yaşadığı şehri tanıtan küçük bir sunum yapıyordu. Bu sene bu biraz değişti. Bu sene biraz daha böyle serbest, paramedikal bir konu hakkında kısa bir giriş yapıyor moderatörler. Bana da sevgili Cenk Eraslan dedi ki, abi madem kitapla, edebiyatla ilgileniyorsun, kitap paylaşımları, çekilişleri yapıyorsun, sen de biraz edebiyattan bahset diye söyledi. Ben de tabii keyifle çok kısa bir sunum yapıp kısa bir PowerPoint prezentasyonu hazırladım. Ondan sonra da sevgili Anıl'ın konuşmasına geçeceğiz. Ben yani bizlerin ilgisini çekebilecek bir konu olduğunu düşündüğüm edebiyatçı hekimlerden bahsetmek istedim. Kısa bir şekilde yani hem tıp fakültesi eğitimi almış ama daha çok edebi konularda eserler vermiş ve o şekliyle tanınan, bilinen kişilerden sizlere bahsetmek istedim. Şimdi bunlardan kronolojik sırayla ilk bahsedeceğim John Locke, felsefeyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa mutlaka bu ismi duymuşlardır. Hatta bu Lost dizisi vardı bir zamanlar, çok meşhur. O dizide de bu isme göndermede bulunan birisi vardı. O bu ismi alan, bu isimle anılan birisi vardı hatırlarsanız. John Locke İngiliz, gördüğünüz gibi 1632-1704 yılları arasında yaşamış. Yani 17. yüzyılın bir felsefecisi, yazarı, tıpçısı aynı zamanda. Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmüş, tabiat bilimleri ve tıp eğitimi almış. Özel hekimlik de yapmış uzun bir süre ama daha sonra hem siyasette ilgilenmiş hem edebi eserler vermiş ama felsefeyle de çok ilgilenmiş. Düşünce özgürlüğünü, insan eylemlerinin akla göre düzenlenmesi gerektiğini o zamanlarda İlk olarak ortaya koyan isimlerden bir tanesi ve bu nedenle de Avrupa'daki aydınlanma ve akıl çağında gerçek kurucusu olarak kabul edilen bir isim. Çok sayıda eseri var. Dilimize de oldukça fazla sayıda eseri çevrilmiş bir isim John Locke. Hoşgörü Üstüne Bir Mektup adlı eseri önemli eserlerinden bir tanesi. Bakın buradan bir alıntı sizlere. Siyasi yönetimin işlerini din işlerinden kesinlikle ayırt etmeyi ve ikisi arasına adil sınırlar koymayı bütün her şeyin üzerinde zorunlu buluyor. Eğer bu yapılmazsa bir tarafta insan ruhunun çıkarlarıyla ilgilenenler yahut en azından ilgilendiklerini iddia edenler ile öte tarafta devleti koruyan yahut en azından koruduklarını ileri sürenler arasında sürekli ortaya çıkacak olan ihtilaflara son verilemez demiş bundan 300 sene önce. Tabii buna benzer siyasetle ilgili, dinle ilgili çok fazla görüşleri var. Felsefeyle ilgilenenlerin dediğim gibi iyi bildiği isimlerden birisi John Locke. Daha sonra bir Alman Friedrich Schiller, bu da çok önemli bir isim. Locke'dan biraz daha sonra bakın 1759-1805 yılları arasında yaşamış. Babası cerrah. Kendisi önce askeri akademiye girmiş, daha sonra beğenmemiş, hukuk biraz okumaya başlamış. Sonra tıp tahsiline karar vermiş. Ancak daha sonra öyle çok fazla tıpla ilgilenmemiş.
Hatta tiyatro, pardon, tiyatro oyunları yazmış ama tarih profesörlüğü bile yapmış. Filozof, önemli bir dram yazarı. Çoğu yazdığı tiyatro eseri Alman tiyatrosunda başyapıt kabul edilen bir isim Friedrich Schiller ve meşhur Goethe ile Alman edebiyatına yön veren iki önemli isimden bir tanesi kabul ediliyor. Çok sayıda şiiri var. Şiirleri çok başarılı bulunmuş. Düşünsel didaktik şiirleri çoğu yazara, çoğu esere ilham vermiş bir isim. Onun da dilimize çevrilen çok sayıda kitabı var. Haydutlar ilk eserlerinden bir tanesi. Wilhelm Tell'in en son yazdığı oyunu. Ama onun dışında felsefik, estetik konuları ele alan öyküleri de var, denemeleri de var. Böyle bir isim. Evet, edebiyatçı hekimlerden Sir Arthur Conan Doyle, bu da çok iyi bilinen bir isim. Neden iyi bilindiğini hemen sonraki slaytta da göreceğiz. İskoç bu kişi, Arthur Conan Doyle, bu yazar. 1859-1930 yılları arasında yaşamış. Edinburgh Üniversitesi'nde tıp eğitimi almış. Batı Afrika sahillerinde birkaç yıl boyunca gemi hekimliği yapmış. Daha sonra muayenehane hekimliğine geçmiş ama pek de başarılı olmamış. Aslında başarılı olmaması çok hayırlı olmuş herhalde. İlk öykülerini bu muayenehane yıllarında yazmaya başlamış ve daha sonra da göz hastalıklarıyla ilgilenmiş. Bir süre orada, yani göz hastalıklarıyla ilgili çalıştıktan sonra bu konuyla ilgili muayenehane, yani bu uzmanlıkla ilgili muayenehanesini açmış. Ama bakın, kendi otobiyografisinde bile tek bir hastanın kapısına gelmediğini söylüyor. Yani hekimlik kariyerinin öyle çok iyi olmadığını söyleyebiliriz ama işte bu yıllarda meşhur Sherlock Holmes doğmuş. Sherlock Holmes tabii hem edebi açıdan hem de filmler, diziler açısından çok çok önemli bir karakter. Bir dedektif, bildiğiniz gibi neredeyse tüm dünya dillerine çevrilen kitaplar, dedektiflik öyküleri ve tabii ki çok sayıda film var. Burada gördüğünüz en popüler olan film ve dizisi var. Bildiğiniz gibi ikisi de çok başarılı oldu. Şimdi burada da Sherlock Holmes'la Hercule Poirot karşılaştırmasını görüyorsunuz. Hercule Poirot da bildiğiniz gibi Agatha Christie'nin yaratmış olduğu bir dedektif. Hangisinin daha iyi dedektif olduğuna dair bir sürü böyle tartışmalar, YouTube'da hatta kısa videolar, web sayfaları bulabilirsiniz. İkisinin kendine has yöntemleri var. Sherlock Holmes karakter gereği böyle bilime, kimyaya çok düşkün. Yani olayları çözerken onlardan da çok faydalanıyor. Gidiyor olay mahalline, en böyle en küçük delilleri bile bulmaya çalışıp, yani olay mahallinde çalışan aktif bir dedektif. Hercule Poirot ise ona göre biraz daha böyle pasif, daha çok psikolojik yönler, karakterleri ele alıp onları böyle romanlarda geçer. Hani gitti ve gri hücrelerini çalıştırdı, beynindeki gri hücreleri çalıştırmaya başladı gibi ifade eder Agatha Christie. Böyle ikisi kendine has yöntemlerle olayları çözer ama ikisi de çok çok meşhur. Şimdi geldik iki tane gerçekten çok önemli isim. İkisi de hekim ama ikisi de çok çok iyi edebiyatçı. Burada resimlerini görüyorsunuz. Birisi Anton Çehov, diğeri de Mihail Bulgakov. İkisi de Rus, yani o zamanki Rus İmparatorluğu'nun sınırları içinde doğup büyüyen, eserler veren isimler. Anton Çehov 1860-1904 yılları arasında yaşamış. Maalesef ikisi de, hem Çehov hem Bulgakov 40'lı yaşlarda ölmüşler. Çehov Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okumuş. Tıptan öyle çok fazla bir para kazanmamış. Zaten çok fazla hastaya da ücretsiz bakıyormuş ama
İlk öykülerini 20'li yaşlarda yazmaya başlamış Anton Çehov. Haftalık dergilerde, gazetelerde yazılar yazmış ve oradan gelir elde etmeye başlamış. Yani tıptan pek fazla bir kazanç yapamamış ama edebiyattan çok daha iyi bir gelir elde etmiş. Tıp benim nikahlı karım, edebiyat ise metresi. Bu tamamen kendi söylediği bir söz. 1888'de Puşkin ödülü almış ve ondan sonra edebi başarıları ardı arkasına gelmiş. Ve Lev Tolstoy, Maxim Gorki gibi önemli isimlerle, edebiyatçılarla dostluklar kurmuş. Maalesef o uzun seneler, yani yine 20'li yaşlarına itibaren tüberküloza yakalanmış ve ölüm nedeni de yine tüberküloz olmuş. Tabii o yıllarda ne antibiyotikler ne de antitüberküloz ilaçlar var. Bu nedenle bu hastalıktan kaybedilmiş. Çok fazla eseri var. Ağırlıklı olarak öyküler, kısa romanlar, öyküler şeklinde eserler vermiş. Oyunlara çevrilmiş bu eserler. Özellikle Altıncı Koğuş'u hani okumanızı tavsiye edeceğim. Tabii diğerleri de çok güzel ama Altıncı Koğuş'un yeri ayrı. Bunu vurgulamak istiyorum. Mihail Bulgakov'a geldik. Tabii Rus İmparatorluğu içerisinde, o Ukrayna sınırları içerisinde olan Kiev doğumlu. Tabii şu günlerde hani Rus ve Ukrayna arasında çok ciddi bir ayrım var ama o zamanlarda imparatorluğun sınırları içerisinde. 1909-1914 yılları arasında Kiev Üniversitesi'nde tıp eğitimi görüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye gidiyor kendisi ve ondan sonra hem savaşta hem taşrada uzun yıllar görev yapıyor. İki kere yaralanıyor ve uzun süre o yaralardan dolayı sıkıntı çekiyor. Çok fazla ağrıları oluyor ve bu ağrılarla başa çıkabilmek için morfin kullanıyor ve morfin bağımlısı oluyor. Bir süre sonra bundan kurtuluyor ama bu süreci de anlattığı Morfin diye bir eseri de var. Savaş sonrasında yine hekimlik hayatını biraz sonlandırıp daha çok yazmaya veriyor kendini ama hem devlet otoriteleri tarafından muhalif olduğu için sakıncalı görülüyor, eserleri yasaklanıyor, hem de edebiyat çevrelerinden de biraz böyle dışlanıyor ama verdiği eserler hep böyle başyapıt sayılabilecek eserler. Biraz böyle fantastik ve bilim kurgu ağırlığı olan eserleri de var. Mesela Köpek Kalbi bir transplantasyon, köpeğe nakledilen bir kalp, insan kalbi sonrası onun insanlaşması gibi olaylar, yani bir xenotransplantasyon diyebileceğimiz bir durum ve onun esere dökülmesi var. Usta ve Margarita öyle bir eser, fantastik öğeleri çok fazla, ölümcül yumurtalar aynı şekilde. Fakat özellikle size vurgulamak istediğim eser, yani okumadıysanız mutlaka ve mutlaka, yani hekimlerin okumasının gerektiğini düşündüğüm bir eser. Hatta tıp fakültelerinde okutulması gereken, zaten öyle çok hani uzun süren bir okuma da değil, ince sayılabilecek bir kitap ama çok çok güzel bir kitap. Biz bu kitabı tıp öğrencilerimizle de okumuştuk bundan birkaç sene önce. Bu tıp fakültesini bitirip, yani bitirir bitirmez taşraya atanan ve tek başına orada hastalarla kalan bir hekimin anılarını anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. O ilk yaşadığı korkular, tedirginlikler, böyle sigara alma bahanesiyle gidip kitapları karıştırmalar vesaire, geri hastaya gelmeler. Çok zorlu hastalarla da ilgilenmek zorunda kalıyor. Biraz böyle kendi başından geçen o taşra hayatını da anlatıyor Bulgakov burada. İşte amputasyonlar, zor doğumlar vesaire. Yani aklınıza gelebilecek her türlü hasta geliyor. İşte bu ortamda sağlık memuru, hemşireler var tabii ki o kaldığı sağlık ocağı gibi yerde. Orada da yatıp kalkıyor zaten. O hayatı çok güzel bir şekilde anlatan
bir kısa roman diyeyim, bu genç bir doktorun anıları. Bir sürü alıntılar size burada yaptım ama mesela geliyor hastaneye, ilaç yazıyoruz, o da köye gidip tüm kadınlara ikram ediyor. İşte 100 yıl önce aynı şeylerden bahsetmiş. Ben yalnızım, tek başınayım ama hastalar binlerce. Gerçekten güzel bir eser. Japon bir isim, Kobo Abe. Bu da babası doktor, bunun da babası kendisini işte tıp eğitimine biraz yönlendirmiş. Bir tıp fakültesi bitirmiş gerçekten ama hiç doktorluk yapmamış. Bu yazar, oyun yazarı, fotoğrafçılık, hatta mucitlik gibi yanları da var. Japonya'da savaş sonrası edebiyatın en önemli isimlerinden bir tanesi ve tarzıyla Kafka'nın Uzak Doğu'daki yüzü olarak adlandırılan bir isim, bir hekim. Tabii hiç hekimlik yapmadığı için sadece diploması var ama yine de edebiyatçı hekimlerden saymak gerekiyor. Böyle biraz gerçeküstü yönleri ağır basan eserler veriyor ama çok değişik bir tarzı var. Kendine has bir tarzı var Kobo Abe'nin de. Bizden bir isim Ceyhun Atuf Kansu. 1919-1978 yılları arasında yaşamış. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu kendisi. Tıp, bu Ceyhun Atuf Kansu da tıp eğitimi esnasında özellikle şiirler yazmaya başlamış. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde pediatri eğitimi görmüş, pediatri uzmanı olarak Turhal'da çalışmış bir isim. Eserlerine baktığınız zaman çok sayıda şiirleri var ama Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili de çok eserleri var. Uzun süre TRT'de bu Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili programlar da yapmış olan bir isim. Çağdaş isimlerden yine Afgan Amerikan, yani Afgan kökenli, Amerika'ya göç etmiş ailesi. Tıp öğrenimini Kaliforniya Tıp Fakültesi'nde görmüş, daha sonra cerrah olmuş bir isim Halit Hüseyin'i. 2004'e kadar hekimlik yapmış ve meşhur Uçurtma Avcısı kitabını yazdıktan sonra da artık hekimliği bırakmış. Zaten bakın, hani kitabı 70 ülkeye, 70 dile çevrilmiş, o kadar çok fazla baskı yapan eserleri var. Tabii en önemlisi Uçurtma Avcısı. Bunun filmi de var. Filmi de çok başarılı. Kitap da unutulmayacak cinsten, yani o Afganistan'ın o yıllardaki, yani 80'li yıllar özellikle o yıllardaki durumu, daha sonra Taliban'ın gelmesi, Taliban'ın işte baskısı, dehşeti, bunların hepsi çok güzel ele alınıyor hem kitapta ve çok başarılı bir uyarlama olan filmde. Bin Muhteşem Güneş ve Dağlar Yankılandı gibi kitapları da, Deniz Doğası gibi kitapları da dilimize çevrilmiş. Ve son olarak bu Çin asıllı, Çin yine Amerikan vatandaşı olmuş Tess Gerritsen. 1953 doğumlu, gördüğünüz gibi. Hem antropoloji eğitimi görmüş, daha sonra da tıp öğrenimi almış. Kaliforniya'da aynı şekilde Halit Hüseyin ile aynı yerde Kaliforniya Tıp Fakültesi'nde dahiliye uzmanı ama doğum iznine ayrıldığı sırada ilk romanını yazıyor. Gece Yarısından Sonra Gelen Telefon adlı romanını yazıyor ve ondan sonra buna benzer kitaplar ardı artık arkasına gelmeye başlıyor ve hepsi hemen hemen çok satanlar listesine giriyor. Dolayısıyla artık o da hekimliği bırakabiliyor, bırakıyor yani. Yazdığı roman tarzı daha çok böyle gerilim, tıbbi gerilim tarzı romanlar yazıyor Tess Gerritsen. Çok seven, yani seveni çok, böyle fanları diyeyim artık çok fazla. Yani ne kadar üretken bir yazar olduğunu da zaten buradan görüyorsunuz. Bunlar sadece dilimize çevrilenlerin bir kısmı. Ama ben çok fazla Tess Gerritsen'i, yani gerilim olduğu için çok fazla okumuyorum. Zaten yeterince hani gerildiğimi düşünüyorum. O yüzden hani edebiyatta ya da işte film, dizi anlamında böyle gerilim korkuyla pek aram yok. O yüzden pek tercih etmiyorum ama burada bir tane
Kitabı var gördüğünüz gibi. Çok meşhur kitaplarından bir tanesi. Cerrah ödüllü bir kitabı bu. Bunu kendim okumak için almadım. Bunu bu sunumu dinleyenlerden bir kişiye hediye etmek için aldım. Yani Instagram'dan falan takip edenler biliyorlar. Oralarda da çok böyle çekiliş falan yapıyorum ben. Bunu nasıl belirleyeceğiz peki? Şöyle kamilkarali@gmail.com e-mail adresine sadece isim gönderenler arasında yarın bir çekiliş yapacağım ve bu kitabı da ona bugünün armağanı olarak hediye olarak göndereceğim. Sadece tek bir e-mail ve tek isim göndermeniz yeterli. Evet, özet olarak benim sunumum burada. Lafı çok da fazla uzatmadan sevgili Anıl Özgür Hoca'ya geçiyoruz. Şimdi bugünün asıl konusu olan konuyu anlatmak üzere sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ben paylaşımı burada keseyim. Şu anda benim paylaşımı kapatmama, evet, size geçti sanırım Anıl Hocam. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Sunumda bir sıkıntı yok galiba herhalde, tam ekran olarak görülüyor. Yok, şu anda görünüyor. Bu arada katılımcılara hatırlatma yapayım. Soruları lütfen chat'e yazın. Anıl Hoca'nın sunumu bitince ben oradan okuyup kendisine de cevaplaması için tekrar söz verilecek tabii ki. Kamil Hoca'nın bu keyifli sunumundan sonra ben biraz daha sıkıcı konulardan bahsedeceğim maalesef. Ama bu sunumu dinlerken Sherlock Holmes ve Hercule Poirot karşılaştırması yapacak Kamil Hoca. Yani bizi ben hep radyoloji bir dedektiflik gibi düşünüyorum. Çünkü hep ufak detaylardan küçük detayları yakalayıp o detayları birbirine bağlayıp sonuca ulaşma çabası içerisindeyiz. Bir nevi bir dedektiflik yapıyoruz biz de. Yani ben biraz daha Sherlock Holmes tarafındayız gibi hep düşünürdüm zaten. Tam da üzerine denk geldi Kamil Hoca'nın yorumları da. Biraz bir bulgu, özellikle nöroradyolojide bu daha da belirgin bence. Birkaç tane hani bir bulgu, iki bulgu, bazen üç bulgu, bunları tespit ettiğimiz zaman belli tanıları koyabiliyoruz veya ciddi şekilde yönelebiliyoruz. Böyle Sherlock Holmes vari bir işimiz olduğunda tekrar hatırlatmış oldu Kamil Hoca'ya. Teşekkür ederim. Ben maalesef biraz daha sıkıcı bir Sherlock Holmes vari konu anlatacağım. Bugünkü konu pediatrik beyin sapı lezyonları. Elimden geldiğince derli toplu sunmaya çalışacağım. Pediatrik dönemde beyin sapında çok farklı patolojiler karşımıza gelebiliyor. Konjenital malformasyonlar, tümörler, metabolik hastalıklar, genetik bazı hastalıklar, vasküler patolojiler, demezan patolojiler, hatta bunlarla sınırlı pek çok başka hastalıkta çocukluk döneminde beyin sapında lezyonlarla karşımıza gelebiliyor. Patolojilerden bahsetmeden önce santral segmental trakt hiperintensitinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu red nükleustan infraoliver nükleusa doğru beyin sapının dorsalinde uzanan bir çift simetrik traktus. Bu traktustaki sinyal değişiklikleri, oklarla gösterdiğim sinyal değişiklikleri bazı patolojik durumlarda olabiliyor gerçekten. Hipoksik iskemik ensefalopati, West sendromu ya da pek çok metabolik hastalıkta burada sinyal artışı görebiliyoruz. Ancak şunu bilmek lazım. Özellikle 1 ila 5 yaş arasında belirgin bir nörolojik anormalliği olmayan çocuklarda veya başka hiçbir radyolojik anormal bulgusu olmayan çocuklarda da bu bulguyu görebiliyoruz. Bunun özellikle 1 ila 5 yaş arasındaki çocuklarda fizyolojik bir maturasyon süreciyle ilişkili bir bulgu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Her ne kadar farklı patolojilerde de karşımıza çıkabilse de. Konjenital, farklı konjenital malformasyonlar beyin sapını tutabiliyor. Pontocerebellar hipoplaziler görülebilir. Şu ana kadar tespit edildiği kadarıyla 13 alt tipi var. Geçen yıllar içerisinde giderek yeni tipler eklenebiliyor bunlara. Pontocerebellar hipoplazi perinatal başlangıç için nörodejenetik bir hastalık. Pons ve cerebellum etkilenmesi en temel bulgu olduğu için bu hastalıklar bu grupta yer alıyorlar. Farklı tipleri var. Bu pontocerebellar hipoplazi tip 10 olgusu. Mesela bu olguya baktığım zaman aslında hafif bir hipoplazi olduğunu görüyoruz. Bazı tiplerinde hafif olurken, örneğin bu pontocerebellar hipoplazi tip 8 olgusunda ise çok daha ciddi bir pontocerebellar hipoplazi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda corpus callosum'da da çok ciddi bir inceleme var. Supratentral düzeyde de bazı değişiklikler olduğunu görebiliyoruz. Farklı şekillerde prezente olabiliyor yani bu patolojiler. Ama şunu bilmek lazım. Pontocerebellar hipoplazi
morfolojik paterne sahip başka hastalıklar da var. Sadece pontoserebel hipoplezi değil bu hastalıklar. Eğer pontoserebeller hipoplezi varsa ileri prematüriteye bağlı durumlarda veya konjenital glikolizasyon tip 1A bozukluğunda ya da kask, riyelin ya da VLDR'li yan mutasyonlarında veya konjenital musküler distrofilerde de serebeller hipoplezinin karşımıza çıkabileceğini bilmek gerekiyor. Örneğin bu bir konjenital musküler distrofi ya da daha güncel tanımlaması da bir alfa distroglikanopati grubundan bir hasta. Bakın yine pontoserebeller hipoplezisi var ancak ek olarak kırmızı oklarla gösterdiğim lokalizasyonlarda serebeller kortekste küçük kistik değişiklikler var. Bu kistik değişiklikler aslında serebellumdaki kortikal displeziyi bize gösteriyor. Yine supratentorial düzeyde de beyaz cerebral sinyalleri, ventriküler genişleme olduğunu görüyorsunuz. Pontoserebeller hipoplezi artı serebeller küçük kistik değişiklikler. Üstelik de hastanın eğer kreatin kinaz yüksekliği varsa bu hastalarda tanıda ön planda alfa distroglikanopati grubundan bir hastalık düşünmek. Yani konjenital musküler distrofi düşünmek gerekiyor. Burada da ilgili gen mutasyonunun gösterilmesiyle bu hasta kas göz beyin hastalığı tanısını almıştı. Tabii alfa distroglikanopati yani konjenital musküler distrofi grubundaki hastalığın en ağır formu Walker-Warburg hastalığı. Bu hastalarda supratentorial düzeyde kaldırım taşıma formasyonu oluyor, ciddi hidrosefali oluyor. Bununla birlikte posterior fossada beyin sapı düzeyinde de ciddi bir pontoserebeller hipoplezi ve özellikle de beyin sapında kıvrıntılı görünüm, zikzak şeklinde bir görünüm olması tanıda çok faydalı bir ipucu. Joubert sendromu daha yakından bildiğimiz ve daha iyi bildiğimiz bir hastalık. Tipik beyin sapı bulgusu olan başka bir konjenital malformasyon. Superior cerebellar pedünküllerin normalden kalın ve horizontal seyrine bağlı tipik olarak molar diş bulgusu karşımıza çıkıyor bu hastalıkta ve bu bulguyu gördüğümüz zaman Joubert sendromunu tanısından en azından şüphelenmemiz gerekiyor. Bunu biliyoruz. Yine nadir gözüken bir başka konjenital malformasyon horizontal bakış felci ve ilerleyici skolyoz. Bu hastalarda sağ üst köşede de gördüğünüz gibi ciddi bir skolyoz oluyor. Beyin sapında da oldukça tanısal bulgular var bu hastalarda. Medulla düzeyinden geçen kesite baktığımız zaman inferoliver nükleusların daha belirginleştiğini ön tarafta. Arkada ise nükleus gracilis ve cuneatus'a bağlı olan kabarıklığın kaybolduğunu, buna bağlı olarak medullanın kelebek görüntüsü kazandığını görüyoruz. Buna kelebek medulla olarak isimlendiriliyor bu durum. Pons düzeyinde de patolojik bulgular var. Medial longitudinal fasikül ve abdüsans sinir gelişim bozukluğu oluyor bu çocuklarda. Buna bağlı Pons'ta arkasında bir yarık Pons bulgusu, yarık Pons bulgusu olarak ifade eden, okla gösteren bu bulguyu görebiliriz ve fasial kolikulusunda gelişmediğini görebiliyoruz bu hastalarda. Bu beyin sapı bulguları ve eşlik eden skolyozla birlikte zaten hasta araştırıldığı zaman ilgili gen mutasyonu da gösterilerek robo 3 gen mutasyonu oluyor bu hastalarda. Horizontal bakış felci ve ilerleyici skolyoz tanısı kullanılabilir. Bir başka konjenital malformasyon pontin segmental kep displazisi. Bu hastalarda ponsun önü daha düz hale geliyor. Normalde kabarık olması gerekirken ama arka tarafta dördüncü ventriküle doğru uzanan bir egzofitik çıkıntı oluşuyor bu hastalarda. Orta serebeller pedünküller hipoplezik yönünde, normalden daha küçük yönünde ve difüzyon tensör görüntüleme yapıldığı zaman da pons düzeyinde normalde uzanması gereken transfers pontin fiberlerin olmadığını, ponsun arka tarafında aberran bir aksonal demet olduğunu görüyoruz. Bu bulgularla pontin segmental kep displazisi tanısı konulabilir. Bir başka nadir konjenital malformasyon posterior fossa ilgilendiren, beyin sapını ilgilendiren diensefalik, mezensefalik bileşke displazisi. Bu iki şekilde oluyor. Biri bu ilk slide'de solda görüldüğü üzere mezensefalonun hipotalamuslu olan bir füzyonu söz konusu. Bu durumda bir ön arka boyutunda artış ve önünde bir ventral yarık bulgusu oluyor. Bu böyle bir görüntü gördüğü zaman aksiyel kesitlerde bir bileşke displazisi olabildiğinden şüphelenmek lazım. Veya da diğer tipinde ise yine mezensefalonla intertalamik massa arasında bir füzyon karşımıza gelebiliyor. Tümörlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Beyin sapında en sık gözüken tümörlerden bir tanesi difüz orta hat gliyomu. Tipik olarak ponsta santral yerleşimde ponsun en az %75'ini dolduran ekspansif karakterde ve ventral egzofik izin gösteren tümörler şeklinde karşımıza geliyor. Kontrastlanmayabilir ama kontrastlanan komponent olabilir. Bu hastada bakım vardı kontrastlanan bir komponenti. Genellikle difüzyon kısıtlaması göstermez ama anaplezi derecesi yükselen alanlarda difüzyon kısıtlanan küçük odaklar şeklinde karşımıza gelebilir. Pons'ta böyle difüz tutan ve ekspansif bir tümör gördüğünüz zaman difüz orta hat gliyomu tanısını koymak mümkün oluyor.
Bu ise başka bir tümör. Bakın bu da yine pons düzeyinde bir kitle ama bir öncekinden farklı olarak ponsun dorsalinde yerleşmiş ve posteriore dördüncü ventriküle doğru uzanım göstermiş. Lezyonun solid ve kistik bileşenleri var. Difüzyon alak incelemede ise solid bileşenli difüzyon kısıtlanması yok. Bütün bu bulgularla bu dorsal egzofitik uzanım gösteren bir juvenil plastik astrostom tanısı alan bir başka olgu. Bir öncekinden farklıydı bu, dikkat ederseniz. Lezyonun lokalizasyonu ve diğer görüntüleme bulgularıyla beraber. Ya da tek tal düzeyde gliyonlar görülüyor. Daha sık olarak görüyoruz. Genellikle küçük boyutlarda nodüler konfigürasyonlu, genellikle de difüzyon kısıtlanması ya da kontrast durumu göstermeyen lezyonlar şeklinde tek tal gliyonlar karşımıza gelebilir. Medulla düzeyinde ya da servikomediler bileşkede ise bu olguda olduğu gibi yine ekspansiyon gösteren heterojen kontrasttan astrostom şeklinde tümörler izlenebilir. Özetleyecek olursam beyin sapındaki tümörlere mezensefalon tek durum düzeyinde juvenil plastik astrostom veya tektal gliyonlar görülebilir. Medulla düzeyinde ya da servikomediler bileşkede astrostom, ependimom, ganglioglioma karşımıza çıkabilir. Beyin sapının özellikle dorsalinde pons ya da medulla oblongata'nın dorsalinde egzofitik uzanım gösteren posteriora doğru juvenil plastik astrostom karşımıza gelebilir ve ponsun santralinde yerleşimli ekspansiyonel olacak difüz orta hat gliyonları çocukluk ilaç grubunda beyin sapında en sık göreceğimiz tümörleri oluşturuyorlar. Metabolik hastalıklar da beyin sapı bulgularıyla karşımıza gelebilir, pek çok metabolik hastalık. Leigh sendromu en sık görülen mitokondriyal hastalık. Klasik bir Leigh sendromunda tipik olarak bilateral simetrik bazal ganglion tutmaları vardır ve bu olguda olduğu gibi sıklıkla beyin sapı lezyonları da bu bulgulara eşlik eder. Leigh sendromu yapan bir gen mutasyonu var. Özel bir gen mutasyonu, SERF1 gen mutasyonu. Burada bulgular klasik Leigh sendromundan biraz daha farklı. Çünkü ağırlıklı olarak beyin sapı ve cerebellum ilgilendiren bulgular oluyor. Supratentorial düzey ya tamamen normal ya da bu olguda olduğu gibi bakın kutlemenin arka tarafta küçük fokal sinyal değişikleri var ama bunun dışında supratentorial bölge neredeyse tamamen normal iken beyin sapına baktığımız zaman subtalamik nükleusta, substansiye nigra'da, santral tegmental trakta, periokodopal gri cevherde, hatta infraoligral nükleusta simetrik sinyal değişikleri var. Cerebellar dentat nükleusunun tutulduğunu görüyoruz. Eğer bu şekilde posterior fossa dominant sinyal değişikleri varsa, simetrik bir şekilde ise bu lezyonlar, bunun bir metabolik hastalık olduğundan şüpheleniyorsak, SERF1 gen mutasyonunda mutlaka ayrı tanımızda olması gerekiyor. Beyin sapı ve spinal kord tutulumu ve laktat yüksekliğiyle giden lökoensefalopati LBSL. Bu hastalığın da tipik beyin sapı bulguları var. Bu hastalarda tipik olarak periventriküler beyaz cevherde simetrik sinyal değişiklikleri oluyor ve MR spektroskopide de laktat piki gösteriyorsunuz. Beyin sapına baktığımız zaman da özellikle post düzeyinde bilateral kortikospinal traktuslarda ve bilateral medial lemnüslerde simetrik sinyal değişikliklerine eşlik eden özellikle trigeminal sinirin intraparenkimal segmentlerinde sinyal değişikliği olması oldukça karakteristik bu hastalık için. Daha aşağıda yine medüller premislerde, inferior cerebellar pedinküllerde ve cerebellar beyaz cevherde de simetrik sinyal değişiklikleri görüyoruz. Bakın biraz daha büyük çocuk 16 yaşında periventriküler beyaz cevherde sinyal değişikliği var. Daha az bir önceki hastaya göre ama beyin sapı bulgularının hem medullada hem pons düzeyinde hem medul düzeyinde benzer olduğunu, özellikle de trigeminal sinirdeki bu simetrik trigeminal sinir intraparenkimal segmenti boyunca olan sinyal değişikliğinin tanıdığında oldukça faydalı olduğunu vurgulamak isterim. Tabii bu hastalarda spinal kord tutulumu olduğu için spinal kordun posterolateral kordları boyunca uzanan bir sinyal değişikliği görülüyor. Kavitasyon gösteren lökoensefalopatinin 4 tane kardinal bulgusu var. Tipik olarak periventriküler beyaz cevherde kavitasyonlarla giden bir lökoensefalopati tablosu görülüyor. Bunun karakteristik özelliği lökoensefalopati alanın hemen periferinde en dış kısmında veya kenarında şeklinde ifade edebilirim. Bir difüzyon kısıtlaması olması tanıda faydalı bir ipucu. Tipik olarak korpus kallozum tutulumu var. Beyin sapına baktığımız zaman da sıklıkla medulla ya da servikomediler bileşkede sinyal değişiklikleri olabiliyor. Hatta bu olguda olduğu gibi zaman zaman periokaduklar gri cevherde de sinyal değişiklikleri olabiliyor. Bu bulguların hepsi birlikte olduğu zaman kavitasyon gösteren lökoensefalopati tanısına oldukça yaklaşmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Kern-Sayre sendromunun da bazı tipik görüntüleme bulguları olan bir hastalık. Radyolojik olarak tanı kalmanın neredeyse mümkün olduğu bir hastalık. Tipik olarak subkortikal U-liflere tutuluyor subkortikal düzeyde. Periferden santrale doğru bir beyaz cevher etkilenmesi var. Bununla birlikte derin gri cevher yapılarında da hemen her zaman sinyal değişiklikleri olduğunu görüyoruz ve beyin sapında da bir tutulma olması gerekiyor sıklıkla kanser sendromunda.
Bezansefalon düzeni tekme altında sinyal deşti var ve daha beyin sapının dorsalinde santral tegmental trakt boyunca da uzanan sinyal deşlerin olmasını sıklıkla görüyoruz bu mitokondriyal hastalıkta. Mitokondriyal hastalıklar dışındaki metabolik hastalıklarda da tutulabilir beyin sapı. Bunun en bilinen örneklerinden bir tanesi Wilson hastalığı. Wilson hastalığında tipik olarak beyin sapında mezensefalon düzeyinde tegmentum tutumuna bağlı sinir artışı varken red nükleusların, parsetikularisin ve superior kolikulusu tutulmasına bağlı olan görünüm, korunmasına bağlı olan görünüm panda yüzü görünüm olarak ifade ediliyor. Pons düzeyinde de ponsun dorsal yüzeyinde bir sinyal değişikliğini söylüyor. Bu da panda yavrusu yüzü olarak tanımlanıyor. Tabii her Wilson hastasında böyle tipik panda yüzü görünümü olmak zorunda değil. Bu hastalarda bakın bu da başka bir hastası, Wilson hastası. Simetrik bazal glomerulonefritis lezyonları var ama yine mezensefalonda boylu boyunca uzanan ponsun dorsalına doğru uzanan sinyal değişiklikleri olduğunu görüyoruz. Non-ketotik hipergliselemi yeni doğan döneminde karşımıza çıkan bir hastalık. Beyaz cevherde vokalizan miyelopati oluyor. Beyaz cevherde hafif bir ödem, sinyal artışı olabiliyor. Difüzyon aralıklı görüntülerde kortikospinal traktüste beyin sapına doğru uzanan hem kortikospinal traktüste ve santral tegmental traktta hiperintensifler olması tanıda faydalı bir ipucu. Böyle bir bulgu gördüğümüz zaman non-ketotik hipergliselemiden şüphelenmek lazım yeni doğan döneminde. Ve kesin tanıyı koymaya da yine faydalı olan yöntem MR spektroskopi. MR spektroskopi yaptığımız zaman da uzun TE değerlerinde bilisin pikinin gösterilmesiyle beraber non-ketotik hipergliselemi tanısı konulabiliyor. Akciğer şurubu bir hastalığın yeni doğan döneminde karşımıza çıkan ve vakolüzan miyelopatiye yol açan başka bir metabolik hastalık. Tipik olarak term bir bebekte miyelinizasyon olması gereken alanlarda difüzyon kısıtlanması görülmesiyle karakterize. Dolayısıyla beyin sapında ve serebeller beyaz cevherde de difüzyon kısıtlanması şeklinde bulgular karşımıza geliyor bu hastalıktan. Tabii metabolik hastalıklar dışında bazı metabolik ya da toksik nedenler de beyin sapını tutabilir. Yine infantil dönemde vigabatrin intoksikasyonu bunlardan bir tanesi. Hastalarda tipik olarak globus pallidus ve talamuslarda simetrik sinyal değişikliği ve difüzyon kısıtlaması var. Ancak bununla sınırlı değil. Beyin sapında da, beyin sapının dorsalinde santral tegmental trakt boyunca da ilerleyen sinyal artışı ve difüzyon kısıtlaması şeklinde karşımıza gelebiliyor vigabatrin intoksikasyonu. Wernicke ensefalopatisi erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da karşımıza geliyor ve benzer bulgularla karşımıza geliyor. Tipik olarak talamusun medial kesimlerinde sinyal değişikleri olduğunu biliyoruz. Korpus mamalar tutumuyla beraber kırmızı okta gösterdiğim şekilde periokodiktal gri cevherde periokodiktal alanda da sinyal değişikliğinin olması oldukça tanısal Wernicke ensefalopatisi için. Bazı genetik hastalıklar da beyin sapını ilgilendirebilir. NF1 tipik olarak globus pallidus'ta lezyonlar yapıyor ancak beyin sapında, serebeller, dentat nükleus ve serebeller beyaz cevherde de sıklıkla net olarak sınırlandırılamayan değişik boyutlarda lezyonlar görüyoruz NF1 hastalarında. Hatta beyin sapındaki lezyonlar tıpkı diğer alanlardaki lezyonlar gibi yaş arttıkça yavaş yavaş küçülüp kaybolabiliyor. Bu olguda göstermeye çalıştığım gibi. NF1 hastalarında beyin tümörleri, daha doğrusu santral sinir sistemi tümörleri gelişebileceğini biliyoruz. En sık optik sinir gliomları gelişiyor. Ancak optik sinir gliomundan sonra en sık görülen tümör beyin sapı geliyor mu? Dolayısıyla NF1 hastalarında tümör gelişim açısından dikkat ederken beyin sapına özel bir dikkat gerekiyor. Bu hastalarda NF1 ile klasik lezyonlar olduğunu görüyoruz. Ancak medulla düzeyinde daha ekspansil karakterde bir lezyon olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bir tümörle, beyin sapı gliomuyla karşı karşıyayız. Ve olguların yaklaşık yarısında bu beyin sapı gliomları sadece rutin incelemeler sırasında NF1 için yapılan rutin tetkikler sırasında aseptomatik hastalarda insidental olarak karşımıza çıkabiliyor. Başka bir NF1 hastasında bakın solda orta serebeller tetiklikte kontrast tutan bir gliom ile uyumlu lezyon. Sadece bu da değil, aynı hastada servikomedüler bileşkide ikinci bir kontrast tutmayan başka bir tümör olduğunu da görebiliyoruz. NF1 hastalığında yine dikkat edilmesi gereken bir başka nokta bu hastalarda normal popülasyona göre daha sık hidrosefali görülüyor. Akvodukt stenozu olabiliyor çünkü bu hastalarda. Bu kırmızı okta gösterdiğim gibi miyelin vokalizasyonuna bağlı da gelişebilir. Ya da burada görüldüğü gibi bir akvoduktal web de karşımıza çıkabilir. Bir başka hasta bakın 15 yaşında yine hidrosefalisi ve akvodukt stenozu olduğunu, akvodukt web olduğunu görüyoruz. NF1'li bir olguydu bu da.
Yani NF1 hastalarında beyin sapını değerlendirirken sadece NF1 ile ilişkili miyelin vokalizasyon olanları olmayabileceğini, bunun dışında beyin sapı gliomları ve akobüktü stenozu yönünden de dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Bir başka genetik hastalık, nörodejeneratif bir hastalık, Arsax. Arsax'da tipik beyin sapı bulguları var. Kırmızı oklarla göstermeye çalıştığım pons düzeyinde bilateral paramedyen ince hipointens lineer çizgilenmeler oluyor. Böyle bir bulgu görüldüğü zaman T2'de ve Fleury sekansında görülüyor. Böyle bir bulgu görüldüğü zaman Arsax'tan şüphelenmek lazım. Özellikle de nörodejeneratif kliniği varsa, aslında yürüme bozukluğu, ilerleyici bir yürüme bozukluğu gibi semptomları varsa. Tabii bir başka eşlik eden bulgu yine sagittal T1 artı görüntüde gördüğümüz superior vernisteki atrofi. Bu bulgularla beraber Arsax'tan şüphelendiğim zaman, eğer ilgili gen mutasyonu, Sax gen mutasyonu da gösterilirse, ki bu hastada gösterilmişti, Arsax tanısı koymak mümkün. Bir tane de Özlem Hoca'nın izniyle erişkin bir olgu göstermek istiyorum Arsax'la ilgili. Çünkü daha demonstratif olarak beyin sapındaki lezyonu görebiliyoruz. Pons düzeyinde bilateral inceliner hipointens çizgilenmeler olduğunu görüyoruz. Fleury sekansında yine cerebellumda vermişse daha belli olmak üzere bir atrofi var. Korpus kallozum biraz daha ince. Talamus lateral kesimlerinde ince lineer sinyal değişiklikleri gibi bulgular, hepsi beraber Arsax'ta görülebilecek olan nöro görüntüleme bulguları. Bir başka nörodejeneratif hastalık fosfolipaz A2 grup 6 ile ilişkili nörodejenerasyon. Bu hastalığın da karakteristik beyin sapı bulguları var. Bu hastalarda tipik olarak globus pallidus'ta ve substansiyel nükleoda demir birikimi oluyor. Cerebeller atrofi oluyor. Ancak tanıya götüren en önemli yardımcı ipucu, kırmızı okta gösterdiğim medulla oblongatın arkasındaki bu posteriore doğru olan çıkıntının ortaya çıkması. Bu klava hipertrofisi olarak adlandırılıyor. Nükleus gracilis hipertrofisine bağlı olabileceği iddia ediliyor. Bu kesin değil ama. Böyle bir bulgu gördüğümüz zaman fosfolipaz A2 grup 6 ile ilişkin nörodejenerasyon tanısını koymamız gerekiyor. Vasküler lezyonlar da karşımıza gelebilir beyin sapında. Kapiller telangiektazi sadece erişkin hastalarda değil, küçük çocuklarda da karşımıza gelebiliyor. Tipik olarak T2'de hafif perintans, T1'de gözükmeyen, cross kontrast hücrelerde kontrast tutan bir lezyon şeklinde karşımıza geliyor. Özellikle SWI sekansında içindeki yavaş akıma bağlı deoksiyonoglobulin nedeniyle daha hipointens sinyalli olduğu görülmesi bunu diğer lezyonlardan ayırt etmede faydalı. Bakın, bu hasta dış merkezde kontrast tutan böyle bir lezyon olduğu için MS şüphesi söylenen bir hastada, üstelik de 7 yaşında bir çocuk olmasına rağmen böyle kafa karışıklıklarına yol açabiliyor kapiller telangiektazisi. Pediatrik yaş döneminde de beyin sapında böyle lezyonlar görebileceğimizi hatırlatmak istiyorum. Hatta bakın, bu 1 yaşında bir nedenle kontrastlı inceleme yapılmış olan bir hastada yine beyin sapında silik kontrastlanma ve eşlik eden küçük bir gelişimsel venöz anomalisi de olan bir başka kapiller telangiektazisi ve gelişimsel venöz anomali olgusuydu. Bu hastaları yanlışlıkla tümörlerle, metastazlarda veya demenizden hastalıklarda karıştırmamak gerekiyor. Bir başka vasküler lezyon kavernom. Kavernomlar da yine pediatrik yaş döneminde karşımıza gelebiliyor. Bu olguda supratentral düzeyde çok sayıda değişik boyutlarda kavernom uyumlu lezyonlar vardı, ancak beyin sapında daha büyük boyutta heterojen sinyalli, etrafında ödem olan bir lezyon var. Bu hasta acile başvuran bir hastaydı. Ve bu lezyonu da beyin sapında bir kanamış kavernom, yani hemorajik inme ile prezent olan bir beyin sapı kavernomu olgusu bu hasta. Demenizden hastalıklar yine beyin sapını tutabilir. Multiple skleroz tıpkı erişkin hastalarda olduğu gibi pediatrik yaş döneminde de benzer görüntüleme bulgularıyla karşımıza gelebiliyor. Periventriküler lezyonlarla beraber beyin sapında, beyin sapının tipik olarak periferal kesimlerinde, özellikle de trigeminal sinir orijin düzeyinde lezyonlar olması karakteristik multiple sklerozda bu olguda olduğu gibi. Ve bu lezyonlar tıpkı diğer alanlardaki lezyonlar gibi akut alevlenme dönemlerinde kontrast tutumda da gösterebilir beyin sapındaki lezyonlarda, burada görüldüğü üzere. Yine pediatrik yaş döneminde ADEM, akut disseminasyon ensefalomiyeli karşımıza gelebiliyor. Tipik olarak gri beyaz cevher bileşkesinde sınırları daha belirsiz ve MS'e göre daha büyük boyutta lezyonlar oluyor. Beyin sapı tutumuna baktığın zaman da beyin sapının her yerinde lezyon görülebilir, ama sıklıkla ponsta ya da orta cerebeller pedünkülde lezyonların görülmesini bekliyoruz ADEM hastalarında. Ve MS ile karşılaştığımız zaman lezyonların daha büyük boyutta ve daha belirsiz sınırla olduğunu hatırlatmak isterim. Tabii ADEM hastalarının bir kısmı aslında MOCL ile ilişkili hastalık oluyor. ADEM, MOCL ile ilişkili hastalığın en sık klinik prezentasyonu pediatrik yaş döneminde.
Yine benzer şekilde beyin sapı lezyonları karşımıza geliyor, gelebiliyor mobil ilişkili hastalık durumunda da. Bir başka yine mobil ilişkili hastalık bir adam okusu. Yine beyin sapında konsantrinin daha belirsiz sınırlı bir lezyon olduğunu görüyoruz. Nöromiyelitis optica spektrum bozukluğunun çocukluktaki tanısıyla ilgili kesinleşmiş kriterler yok, ancak klinik ve nöro görüntüleme özellikleri erişkin dönemdekileri benzer olduğu için erişkin dönemler için kullanılan tanı kriterlerinin pediatrik yaş içinde kullanılabileceği öneriliyor. Nöromiyelitis optikayı ADEM'den ayırmak biraz güç olabiliyor pediatrik yaş döneminde. Çünkü serebral subkortikal ve juxtakortikal lezyonlarla beraber her iki patolojide de, yani nöromiyelitis optikada da ADEM'de de pons ve özellikle de orta serebellar pedinkül tutulumu oldukça sık olarak karşımıza geliyor. Ancak talamik ve internal kapsül tutulumunun daha çok ADEM lehine olduğunu, nöromiyelitis optika tutulumundan bizi uzaklaştırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında başka patolojiler de beyin sapını tutabilir pediatrik yaş döneminde. Bu hasta bir aydır olan bulantı kusması nedeniyle pek çok araştırma yapıldıktan sonra en son beyin MR'da çekilen bir olguydu. Ve bakın medial organ gantının post ürütesinde, araya post MR lokalizasyonunda tanı sırasında simetrik sinyal değişiklikleri olduğunu gördük. Akopur'un antikoru da değerlendirildi bu hastada. Çünkü nöromiyelitis optikanın tipik tutulum yerlerinden birisi burası, biliyorsunuz. Maalesef onu pozitif gösteremediğimiz için bu hastayı ben size nöromiyelitis optika sendromu hastası şeklinde sunamadım. Ama bu haliyle araya postrema sendromu olarak sunmam gerekiyor. Bu şekilde sunmam daha doğru. Bu hasta immunosupresif tedaviler verildiği zaman giderek hem klinik olarak bir düzelme oldu, hem de araya postrema lokalizasyondaki sinyal değişikliğinde giderek kaybolduğunu görüyorsunuz. Erişkin dönemdekilere göre daha nadir olmakla beraber çocukluk yaş döneminde de inme ve infarktlar görülebilir. Bu infarktlar bazen izole bir şekilde beyin sapını da tutabilir. Bu hasta akut başlangıç üçüncü krenel sinir felci olan bir 5 yaşında çocuk. Medial longitudinal fasikül lokalizasyonunda milimetrik boyutta bir difüzyon kısıtlanması vardı. Akut iskemis, akut infarktı olan bir hasta ve daha sonra yapılan çalışmalar, araştırmalarda antitrombik 3 eksikliği tanısı aldı. Çocukluk yaş döneminde hafif travma da beyin sapı infarktına yol açabiliyor. Bu hasta 30-40 santim yüksekten düşme sonrası gelişen hemiplejik afezisi olan bir olguydu ve yapılan görüntülemede difüzyon görüntülerinde PONS'ta sol paramedyen bir akut infarkt diliyonu difüzyon kısıtlaması olduğunu görebiliyorsunuz. Enfeksiyonlar da beyin sapını tutabilir. Bu enterovirüs romben sefaliti olgusu. Bu hastada birkaç gündür olan ateş, letarji, ensefalopati tablosu olan bu hastada yaptığımız MR'da pontine tegmentum lokalizasyonunda, daha yukarıdan hatta başlayan mezen sefalopatiden başlayıp pontine tegmentum lokalizasyonunda da medulla düzeyine ulaşan, aynı zamanda dördüncü ventrikül çevresinde serebeller, beyaz cevhere de uzanan bir sinyal değişiklikleri olduğunu görüyorsunuz. Bu enterovirüs romben sefaliti karşımıza çıkan bir bulgu. Bu lezyonda difüzyon kısıtlanması ya da kontrast madde tutulumu yoktu ki genellikle olmaz zaten. Tanı sırasında beyin sapında bu sinyal değişiklikleri izlenirken yaklaşık 10 gün sonra yaptığımız MR'da bu sinyal değişikliklerinin gerileyerek kaybolduğunu görüyorsunuz. Bu sırada yeni gelişen bir yürüme güçlüğü oluştu aslında ve gördüğünüz gibi kaudoekonoliflerinin anterior kesimlerinde kontrast madde tutulumu görüldü. Bu da yine enterovirüs romben sefaliti için tanımlanmış olan bir başka radyolojik bulgu. Langerhans hücreli histiostoz nadiren nörodejeneratif tutulum yapabiliyor. Nörodejeneratif tutulum olduğu zaman da tipik olarak serebeller, dental nükleus ve beyaz cevheri tutuyor ve buradaki sinyal değişiklikleri bazen beyin sapına, ponsa doğru da uzanabiliyor. Bu olguda olduğu gibi. BHT hastalığı da çocukluk yaş döneminde görülebilir. Tipik olarak mezodiensefalik bileşkeyi tutan tek taraflı ya da bilateral asimetrik lezyonlarla karakterize. Bu bölgelerde lezyon gördüğümüz zaman her zaman BHT hastalığında ayrı tanıda düşünmemiz gerekiyor. Çocukluk yaş döneminde de bunların olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Hipertrofik olivari dejenerasyon da yine görülebilir. Bu da beyin sapının sağ tarafında ve sağda serebeller hemisferde ciddi kalsifikasyonlar ve belirgin bir atrofi vardı. Bunun nedenini bilmiyorum ama bir sekel değişiklikleri olduğunu düşünebiliriz. Ancak medulla düzeyinden geçen kesitlerde sağda inferior olivar nükleusunda bir sinyal artışı ve hafif boyut artışı olduğunu görürüz. Bu bir hipertrofik olivari dejenerasyon olgusu. Başka bir hasta, medulloblastomlu bir hasta, bakın prioptetiklerinde kitlesini görüyorsunuz. Postop birinci günde medulla düzeyinden geçen kesitler normal. Ancak postop 8. ayda yapılan görüntülemede
medula düzeyinde inferiorüler nükleus lokalizasyonlarında sağda daha belirgin olmak üzere bilateral sinir artışı ve hafif boyut artışı var. Yani bilateral hipertrofik oliveri dejenerasyonu olan bir olgu bu hasta. Hipertrofik oliveri dejenerasyon red nükleus, inferiorüler nükleus ve dentat nükleus arasındaki üçgeni ilgilendiren patolojilerde karşımıza çıkabiliyor. İskemi, infarkt, tümör, demiezen lezyon, kanama, travma gibi nedenlere bağlı olabilir. Ancak özellikle pediatrik yaş döneminde posterior fossa cerrahisi, özellikle medülloblastom hastalığının takibinde görülebileceğini. Bunun dışında beyin sapı ve serebellumu tutan mitokondriyal hastalıklarda SIRF1 mutasyonu, POLQ1 mutasyonu, koenzim Q10 eksikliği gibi patolojilerde de hipertrofik oliveri dejenerasyon görülebileceğini hatırlatmak istiyorum. Özetlemem gerekirse mezensefalon, pons ve medullayı tutan lezyonların kısa bir özetini yaptım burada. Eğer zamanımız varsa hızlı bir şekilde bunların üzerinden geçeyim. Walker-Warburg sendromunda mezensefalonda özellikle mezensefalon pons bileşkisinde dorsal açılanma, tekniğinde kalınlaşma gibi bulgular, yani beyin sapındaki kırıntılı görünüm özellikle önemli. Joubert sendromunda molar diş bulgusu var. Diensefalik, mezensefalik bileşki displasisinde mezensefalonla hipotalamus ya da masa intermedia füzyonu karşımıza çıkıyor. Eğer bir tektal gliom varsa fokal ekspansiyon ekspansif lezyon olarak görebiliyoruz mezensefalonda. Leigh sendromunda substansiyel nükleus, subtalamik nükleus tutulumu, periartiklar, gri cerrah tutulumu olabilir. Kavitasyon gösteren leukoansefalopatide de periartiklar, gri cerrah tutulabilir. Kersaire sendromunda substansiyel nükleus tegmento tutulumu sıklıkla bulunur. Lewson hastalığında panda yüzü bulgusu var. Non-ketetik hiperglisemide kortikospinal traktü difüzyon kısıtlaması görülüyor. Akciğer şurubu idrar hastalığında difüzyon kısıtlanması yine karakteristik bir bulgu. Behçet hastalığında mezodiensefalik bileşki lezyonu görülüyor. Wernicke ensefalopatisinde periokritikal tutulum olduğunu görebiliyoruz. Pons'ta santral segmental trakt hiperintensitinin bazen fizyolojik olarak da karşımıza çıkabileceğini hatırlatmak istiyorum. Pontocerebellar hipoplezi Pons'ta ve cerebellumda normalden küçük görünümle karakterize. Konjenital müsküler distrofi de pontocerebellar hipopleziye yol açabiliyor ve cerebellumda kortikal displezi ve küçük kistler izlenebilir. Horizontal bakış felci bilhassa skolyozda ponsta hipoplezi, fasial kolikulus yokluğu ve orta hatta dorsal klef yani yarık pons bulgusu izleniyor. Pontitegmental kep displezi ponsun ön yüzüne düzleşme, arka yüzünde ise aberren kalınlaşma ile karakterize. Difüz orta hat gliomu ponsta santral ekspansif kitle olarak izlenirken juvenil plastik astrostom dorsal egzofatik kitle şeklinde görülüyor. Yine Lewson hastalığında panda yavrusu yüzü bulgusu görülebilir. Non-ketetik hipergelisimde kortik spinal ve santral tegmental trakta difüzyon kısıtlaması görülüyor. Akciğer şurubu idrar hastalığında difüzyon kısıtlaması mevcut. SIRF1 mutasyonun özellikle posterior fossa'yı tuttuğunu tekrar hatırlatıyorum. LBSL'de intraparenkemal trigeminal sinir tutumu oldukça karakteristik. Kersaire sendromunda yine pontitegmental tutumu var. Arsax'ta karakteristik olarak Pons'ta paramedyen lineer hipointensiteler izleniyor. Enterobilis rombencefalide pontitegmental tutan bir başka enfeksiyöz bir hastalık. Yine ozmotik demiyelinizasyonda da pons santralinde sinir artışı görülebilir. Son olarak medulada horizontal bakış felci ve ilerleyici skolyoz hastalığında tipik olarak kelebek görünümü olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Tümörler fokal ekspansiyonla karakterize. SIRF1 mutasyonu oliver nükleosu tutuyor. LBSL'de medüller premis ve inferior cerebellar pedinkül tutulumu söz konusu. Kavitasyon gösteren leukoansefalopati siklik ve sarkomediler tutulum da yapıyor. Fosfolipaz A2 grup 6 dejenerasyonda klava hipertrofisi oldukça tanısal bir ipucu. Araya postrema sendromunda medüllonun posterior yüzünde sinir artışı görüyoruz. Nöremiolitis optika spektrum bozukluğunda da beyin sapında araya postrema bölgesinde sinir değiştirme görülebilir. Hipertrofik oliver nükleosu da tek taraflı ya da bilateral sinyal ve boyut artışı karşımıza gelebiliyor. Sonuç olarak çocuklarda beyin sapı tutulumu yapan çok sayıda hastalık var. Bunların dışında da pek çok hastalık beyin sapı tutulumu yapabilir. Beyin sapının biyopsi için yüksek riskli bir bölge olması da görüntülemenin önemini artıyor. Bizlere daha fazla sorumluluk kalıyor beyin sapı ile ilgili lezyonları değerlendirirken. Klinik ve laboratuvar özellikleriyle birlikte görüntüleme bulgularını iyi bildiğimiz zaman çoğu olguda doğru tanıyı koymak ya da en azından tanı seçeneklerini daraltmak mümkün olacaktır diyerek sözlerimi noktalamak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Anıl Hoca'ya gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok geniş bir konu, gayet güzel örneklerle sunuldu.
Konjenital malformasyonlar, metabolik, nörodejeneratif süreçler, fakomatözler, histiyositozlar, vasküler demyelinizan lezyonlar gerçekten çok geniş spektrumlu bir tutulum söz konusu olabiliyor beyin sapında. Tabii Anıl Hoca'nın örnekleri çok güzeldi. Ben özellikle kapiller telenjiyektaziyi yani bir kere daha vurgulamak istiyorum. Çünkü Anıl'ın da söylediği gibi yanlış tanı çok geliyor. Yani konsültasyonlar falan çok yapıyoruz tabii. Yani o SWI görüntüsünü ve o noktalı lineerli kontrastlanma paternini özellikle hatırlamalarını rica ediyorum arkadaşlardan. Tümör ya da işte demyelinizan lezyon gibi tanılar çok geliyor. Ama o SWI ve şey görüntüsü çok tipik PONS'taki kapiller telenjiyektazi için. Bunun dışında eğer soru ya da katkınız varsa derhal chat'e yazabilirsiniz. Soru cevap için de vaktimiz var. Her iki sunum için de tabii olabilir. Bekliyoruz soru ya da katkılarınızı. Bu arada hipertrofik Olivier dejenerasyonu da tabii hani ekspansil görünüm verebildiği ve uzun süreler yani 1,5-2 sene neredeyse o ekspansil görünümü koruyabiliyor. Onu da hani tümör ya da başka bir lezyonla karıştırmamak lazım. Burada kritik nokta o slaytta da gayet güzel bahsedildi. O Guillain-Moyarre üçgeninin akla getirilmesi ve Olivier nükleusun üstünde kalan lezyonlarda subakut dönemden sonra ortaya çıkan bir tür Valerian dejenerasyon gibi bir şey aslında. Yani bunu da tümör diye yorumlamamak gerektiğini söylemek gerekiyor. Evet, chat'e yazabilirsiniz sorularınızı varsa ya da katkılarınızı. Evet, Tuğba Hanım'dan bir soru var. Daha önce gelen teşekkürler var. Hangi beyin sapı lezyonlarında MR anjiyo görüntüleme eklenmesini önerirsiniz diye bir soru gelmiş. Yani belki böyle inmesi olan olgularda olabilir. O patolojiyi değerlendirmek için belki bir yeri verebilir MR anjiyografi. Ama onun dışında bu sunumda gösterdiğim hastalıkların herhangi birisi için pek MR anjiyoya ihtiyaç olabileceğini düşünmüyorum doğrusu. Hani bilmiyorum sizin aklınıza gelen başka bir şey varsa Kamil Hocam. Valla yani gerçekten de öyle. Bu kapiller telenjiyektazi ve kavernom gibi patolojilerde maalesef klinisyen arkadaşlarımız çok fazla MR anjiyo istiyorlar. Yani aslında genel olarak çok fazla MR anjiyo isteniyor ama hiçbir katkısı olmuyor. Kontrastlı görüntüler ve SWI gayet yeterli oluyor. Stroke, işte diseksiyon vesaire aranırken tabii MR anjiyo ve belki işte yağ baskılı boyun kesitleri vesaire eklenebilir. Evet. Onun dışında dediğiniz gibi bence de bir şey yok. Teşekkürler geliyor. Biz de teşekkür ediyoruz ilgi gösterenlere. Soru ya da katkı varsa çok geniş bir konu tabii ki. Bekliyoruz. Ses ve video açmak isteyen bir katılımcı var. Halil Güllüoğlu muydu? Bilmiyorum şey... Serdar Bey, yapabiliyor muyuz? Evet, çokça teşekkür geliyor bu arada sunumlar için. Evet, Ege Nöroloji bölümünden Nur Hanım'ın bir sorusu var. Flair görüntülerin beyin sapını göstermede üstünlük ve eksikliklerini sormuşlar. Evet, flair görüntüler beyin sapını göstermede aslında çok üstün değil. Flair daha çok supratentral beyaz cevheri göstermede daha duyarlı bir sekans. Beyin sapını daha doğrusu posterior fosseyi değerlendirirken T2 ağırlıklı görüntüler
biraz daha ön plana çıkabilir. Çünkü filede daha belli belirsiz gözüken sinyaller değiştiğini pek çok kez T2'de daha belirgin olarak görebiliyoruz. Bunun dışında özellikle demiyelezen hastalıkları için belki 3 boyutlu flair sekansını kullanmak daha iyi olabilir. Hem supraretentriküler düzeşi hem de posterior fossa lezyonlarını değerlendirmek için. Bunu ekleyebilirim ek olarak. Evet. Bir de hocam bir şeyi... iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Bir şey ekleyebilir miyim? Hocamıza çok teşekkür ediyorum bu güzel sunumu için. Hocam bu 7 yaşındaki araya posthemo sendromlu hastayı sunmuştunuz. Anti-NMO negatif diye söylemiştiniz. Evet. Biz araya posthemo sendromunda ne kadar NMO nöromeditis optica ön planda düşünülse de MOG spektrum hastalığında, MOGAD'da ve MS'de klinik izole sendromda da çok fazla görüyoruz. O evet. Açıdan hani MOGAD ve MS klinik izole sendrom açısından da değerlendirmek. İlk başlangıçta antikorlar negatif geliyorsa gerekirse tekrarlayan antikor incelemesini yapmak gerekir bu hastada diye düşünüyorum. Bu arada aquaporin negatif şeyler de var. Yani aquaporin negatif. Aquaporinler yaklaşık 1/3'ünde negatif çıkıyor evet. Ve negatif çıkan evet. Hastaların da %45-50'sinde MOG pozitifliği karşımıza evet. Çıkıyor. O açıdan hani hem MOG açısından hem de olası MS gelişimi açısından da takip etmekte fayda var bu hastamıza. Aynen, bu hastayı biz takip ediyoruz ama bir tekrar gelmedi bildiğin kadarıyla. Biz pediatrik nörolojiyle de çok takip ettik bu hastayı. Tabii aquaporin negatif nöromeditis optica da olabilir ama hani tam tanı kriterini karşılamadığı için bu haliyle nöromeditis optica evet. Diyemedik bu hastaya. Evet. Zaman içerisinde hocam MR yayılımı ve klinik prezentasyonu zaman içerisinde oturabiliyor. Tabii. Hatta ben ajitanın seçeneklerini daha da genişleteyim size konu açıldığı için söylüyorum. Mesela bunda işte Bicker Staff encefaliti yani anti-GQ1 antikorlara da bakmak lazım. Bakılabiliyor mu bilmiyorum. Hatta onun dışında şeyde... Wernicke de tutar mesela araya postremiye. Evet. Bir de neydi? Kufap astrostopatisi mesela. Onlarda da böyle beyin sapı lezyonları olabiliyor. Böyle beyin sapı lezyonlarında mesela bunları da ayrıca da düşünmek gerekiyor böyle özellikle atipik durumlarda. Bir şey oturtulamadığı zaman. Evet. Teşekkür ederim katkınız hocam. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Bu arada belki şunu da hani değerlendirmeleri yaparken genel bir hani bir tecrübe aktarımı ya da işte bir bilgi olarak belki söylemekte fayda var. Henüz tanı almamış indetermine gerek beyin sapı gerek beyin yani supratentoryal lezyonlarda ama özellikle beyin sapında yani spinal cordu incelemeyi mutlaka en azından bir sefer yapmakta fayda var. Yani aşağıdaki spinal cord lezyonunun varlığı ya da yokluğu ayrıştanda bize çok yardımcı olabilir. Yani ilk saptadığımız lezyon henüz tanı almamış yani ne olduğunu tam anlayamadıysak spinal cord'u mutlaka dahil etmekte en azından bir seferinde fayda var diye düşünüyorum. Hocam bir ikincisi optik sinir de aynı şekilde yani NMO-MOG veya MS açısından hem evet. Kontrastlı orbital MR hem de biz web testiyle elektrofizyolojik olarak değerlendirip subklinik bir optik nevrit hata geçirmiş mi? Ki tanı evet. Kriterlerini koyma atrofisi, açısından bize çok yardımcı oluyor. Var mı, evet, atrofisi var mı? Yani, eski optik nevriti var mı? Evet. O açıdan da optik sinirleri de değerlendirmekte çok kesinlikle. Büyük fayda var. Yani bana göre hani bu tetkiklerin yanında çoğunlukla MR anjiyo hatta karotis boyun MR anjiyo ekleme gibi bir eğilim var. Ama orbita istemek bana göre MR anjiyodan çok daha efektif. Kesinlikle. Spinal de öyle. Yani. Evet. Atipik Virchow-Robin boşluklarından bahsetmiş Harun Bey. Pediatrik olgularda atipik VRS'ler görebiliyoruz gibi bir yorumda bulunmuş. Evet, atipik Virchow-Robin boşlukları için hani diğer arkadaşlarımız için eklemek istediğiniz bir şey var mı Anıl Hocam? Atipik Virchow-Robin... Tabii beyin sapında, en sık da beyin sapında oluyor zaten atipik olanlar. Ama daha çok büyük, yani yaşlı hastalarda ya da büyük olgularda, erişkin hastalarda görmeyi daha çok bekliyoruz. Tabii ki pediatrik yaş grubunda de nadiren de olsa karşımıza çıkabilir. Ekspansif karakterde olduğu için de kistik bir tümör lezyonlarıyla karıştırılabiliyor. Evet. Onu da ajitanında akıllı tutmakta fayda var. Pediatrik yaş grubunda her ne kadar çok nadir de olsa. Eğer... ekspansiyon olması dışında işte kontrast tutmuyor, difüzyon kısıtlamıyor, belki takip edilmesi durumunda sabit olduğunu gördüğümüz durumlarda lezyon boyutunda bir değişiklik olmaması
bize o taneye doğru yaklaştırabilir zaman içerisinde. Ama pediatrik dönemde ben hiç gördüm mü bilmiyorum doğrusu. Daha çok benim gördüklerim erişkin olgularda. Evet, evet genellikle öyle erişkin olgularda. Bir de hani tipik perivasküler boşlukların şeyini de mutlaka hatırlayalım. Bazen o da karıştırılabiliyor çünkü. Genellikle kurus cerebride, kurus cerebrinin eksenine paralel lineer boz intensiteleri şeklinde. Ama T2 parlaklığı bazen çok belirgin oluyor. Kafa karışıklığı yaratabiliyor. İşte laküner enfarkt mı değil mi gibisinden. Perivasküler boşluklar evet bu şekilde. Başka soru ya da katkı var mı? Hala evet bayağı çok izleyen katılımcımız var şu anda. Soru varsa chat'e yazabilirsiniz ya da az önce olduğu gibi ille şeyden yapmak isterseniz görüntülü sesli sormak isterseniz onu da yapabiliriz. Evet. Herhalde başka soru ya da katkı yok. Anıl Hoca'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz güzel sunumu için. Bütün katılımcılara da bu saatte bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Akademinin, Nöroradyoloji Akademisi'nin yeni sunumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar.